Merhaba arkadaşlar. Ben Hab Ocak. Döküman Yönetim Sistemi ilçe işlemleri ile ilgili derslerimize devam ediyoruz. Bu dersimizde Uyap Editör uygulama ikonunu göreceğiz arkadaşlar. Hemen ee, daha bir önceki dersimizde açmış olduğumuz Uyap Editörü açıyoruz. Uygulama ikonumuz burası arkadaşlar. Hemen birinci menüden gelelim, alt menüden diyelim. Yeni bir sayfa oluşturmak için, Uyap Editör'de yeni bir sayfa oluşturmak için yeniye tıklıyoruz arkadaşlar. Tabi burada bu kısa yolları bunları anlatırken bu menüleri anlatırken arkadaşlar kısa yollarını da vereceğim. Bakın uygulama ikonundan bunu yapabildiğiniz gibi bakın bu e, uygulama ikonundan yapıyoruz. Aynı şey dosya menüsünde de mevcut arkadaşlar. Dosya menüsünde de bunu ayrıca anlatacağım. Kısa yolu da kontrol neymiş. Kontrol neye o bastığınızda yeni bir sayfa oluşturulur arkadaşlar. Bakın yeni bir sayfam açıldı. Hemen ikincisine geliyoruz arkadaşlar. E, aç menüsü. E, şurada bir pratik bilgi vereyim arkadaşlar. Uygulama ikonunun özelliği şu. En çok kullanılan yani buradaki menülerde en sık kullanılan özelliklerin özellikleri buraya almışlar arkadaşlar. Yani en çok yeni kullanılıyor. Aç kullanılıyor. Açın özelliği ne arkadaşlar? Daha önce oluşturduğunuz Uyap sayfasını aç diyerek buradan açabiliyorsunuz. Bakın değişikliği kaydetmek istemiyorum. Üzerine yazsın. Bakın daha önce oluşturduğum bir e, Uyap editör sayfasını açtım arkadaşlar. Aynı şekilde açın kısa yollarından bir tanesi de şurada dosya aç arkadaşlar. Buna tıkladığınızda daha önce oluşturulmuş bir Uyap editör sayfasını açabilirsiniz. Bir de hızlı başlat simgelerinin kısa yollarının bulunduğu yerde aç var arkadaşlar. Oraya da tıklayarak açı da bu şekilde halledebilirsiniz. Yine aşağıda bir menümüz daha var. Yedek oluşturduysanız daha önceden yedek açabilirsiniz. Kaydet var. Kaydet şu anda yazı üzerinde kaydet pasif. Niye pasif? Üzerinde herhangi bir değişiklik yapmadığım için pasif. Bakın kaydet şu an aktif hale geldi. Üzerinde değişiklik yaptığım için hemen kaydet diyorum. Bakın kaydettikten sonra kaydet yine pasif hale geldi. Çünkü en son kaydettikten sonra yeni bir işlem yapmadığım için farklı kaydet var. Ee, bu yazının benzerini yazmak istediğinizde farklı kaydet deyip aynı yazı orijinali yerinde dururken yeni bir kayıt yaparak aynı yazıdan üzerinde değişiklik yaparak yeni bir yazı oluşturmuş olabilirsiniz. Yine sisteme kaydet var arkadaşlar. Bu da bilgisayarda yani döküman yönetim sistemine kaydediyoruz arkadaşlar bunda direk sisteme kaydedebiliyoruz yani daha önce e, Şuradaki ile aynı diyebiliriz evrakı kaydet var sistemi otomatik kaydediyor tabi bunların uygulamasını yapmadım çalışıp çalışmadığını bilmiyorum en azından ne işe yaradığını söyleyeyim yazdır meselesi var Arkadaşlar bunun da kısa yolu kontrol e, p printten geliyor yazdırabilirsiniz. Word'deki ikinci seçenekte baskı ön izleme Word'deki ismiyle yani çıktığı almadan yazdırmadan önceki ha son halini görmek için kullanıyoruz. Dışarı aktar diyerek yazımızı dışarı aktarabiliriz arkadaşlar. Export etme diyorlar buna da. E, açık pencereniz varsa aynı anda kaç tane buradan onu görebiliyorsunuz. Onu listeleyebiliyorsunuz. Ve en sonda çıkış var arkadaşlar. Çıkış e, Uyap editörü kapatır arkadaşlar. Diğer e, şuradaki çarpıya basmanızda şuradaki çıkış ya da alt F4 aynı şeyi gösterir arkadaşlar. Tabi Çıkışın e, diğer özelliklerini de söyleyeyim. Bakın şurada Uyap editör simgesi var. Buna tıklayarak kapat demek çıkışta aynıya denk gelir arkadaşlar. Onun haricinde bu simgeye Tek tıklayıp kapat demenin yanında gelip çift tıklarsanız yine kapatırsınız arkadaşlar. 6 oldu herhalde. 6 tane uyap editörü kapatma. Bu anlattığım özellikler e, diğer e, Windows pencerelerinde de kullanılabiliyor arkadaşlar. E, gördüğünüz gibi temel özellikleri buraya koymuşlar ve bize uygulamak düşüyor arkadaşlar. E, bu şekliyle uyap editör uygulama ikonunu kullanıyoruz arkadaşlar.